Hepimizin parmak izlerini almıştı. Niye? İşte Mondo, Sezen falan çalıştığım zamanlar hepimizin parmak izlerini aldı. Bundan müsterih misin şu an? Bundan bir rahatsızlığın oldu mu? Ya parmak izi bundan 50 sene sonra orada sergilenecek belki. İşte o parmaklar. Al izini, al izini. Bu parmakların izini aldı Burhan Öz Fatura. Aynen. Ne diyorsun? Biz de fişlendik yani. Ya aslında bütün orkestra olarak, böyle Sezen Aksu olarak hepimiz fişliyiz. Senin var mı böyle bir anın? Ben ne fiş anım var İzmir'de balık olarak ben yedim. Evet. Çok lezzetliydi. Evet. Çok iğrençsin Hakan be. İğrençsin. Yok benim herhangi fişlenme şeyim yok yani, olmadı benim. Evet. Gittim ben, elimi uzattım belki alırlar diye. Evet. Dediler ki çek o ellerini üzerinizden. Parmağını saydın mı elini çekince? Bu daha kötüydü. Sen sonra tek oyunu. Başka başka. Bu, geldi. Bu Hakan'a da yani bir sıfır oldu. Biz fuarda çalışmaya gittik, o yüzden fişlediler bizi. Parmak izlerimizi aldılar. Evet. Yani hem solist hem de bütün On Notunç Orkestrası olarak 10 kişilik bir grup ve hep beraber fişlendik yani. Nasıl, mutlu musun şu anda? Yani şu anda mutluyum. Ne saçma bir soru lan? Yani şimdi bununla bir alakası yok. Bu dediğim 80'li yıllar. 85-86 filan. Ya şimdi böyle giderse röportajdan çekilince kameraman yapmak zorunda. Hakan, bir şey söyleyeceğim sana. Sen ne kıskanç bir adamsın ya. Bilgisayara oturuyorum, hemen ben oturayım, ben açacağım diyorsun. Buraya bir konuşmaya çalışıyorum. Yok, ne iğrençsin. Burcun ne senin Hakan? Balık. Fiş. Fişlenmiş zaten. Ha, fişlenmiş. Doğuştan fişli. Hakan'ka doğuştan fişli. O komik oldu mu? Hakan. Sezer'e bak sen. Boğa. Övünmek gibi olmasın da. İyi günler. Selamlar bayım. Yengeç. Yengeç, yükselen terazi, ay burcun boğa. Senden mi boğa? Ay burcun boğa mı? Benim acaba nedir yani ay burcun? Bilinçaltının nasıl hareket ettiğini belirler ay burcu. Yok, benim hayatta en zevk aldığım arkadaşlıklar, dostluklar ve sevgililerin hepsi boğa olmuş. Evet. Element olarak boğalar toprak, ben yengeç su, suyla toprak. Sevgililerin insan bakıyor musun sen böyle, hangi burçuna burç, dikkat eder misin böyle şeylere? Ederim. İriyle bir iş yapacağım zaman da, televizyon programına çıkacağım zaman da astrologuma telefon açarım. Ona göre bana belirler. Yani gideceğin programın sunucusu ne burcuysa? Yok, o kadar değil. O günkü haritama göre nelere aşk dikkat varmış edeceğim, neler pozitif, neler negatif. Astro Deha Şenay Yengel. Cemil'in de danışmanlığını yapıyor şu anda, Cemil Tekçi. Onları da tanıştırdım. Ama öyle sırf piyasadaki astrologlar gibi değil. Çok olaya derin giriyor. Senin var mı Hakan böyle bir? Benim astrologum mu? Astrologum. Astrologum. Evet. Benim bir astrolog arkadaşım yok. Yani ben ilgilenmediğim için, daha doğrusu çok fazla ilgilenmiyorum bu konuda. Ama inanıyorum bir anlamda. Ya evrendeki her şeyin tek enerjiden oluştuğuna inanırsa, bilirse bunu insan aslında. Kameramana iyi davranalım arkadaşlar. Ben Lucky Strike denemek istiyorum. Nasıl bir sigara? Hı? Lucky Strike. Ben yeni başladım annem vefatından sonra. Ben yoksa evimin kapısında bile kocaman sigara içilmez işareti var. Ama ya onun yanında içseydin de. Kim? O sigara içilmezliğin yanına gidip orada içseydin. Öyle yapıyorlar ya, bir yerde bir şey olmaz yani, yazıyor. Geçenlerde Twitter'da biri yazmış. İçilmez işaretin yanında sigara içenlere, seninle öyle bir şeyler yazmış.